İlahi armağan yazan Abdülkadir Geylani Hazretleri, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey evlat, Müslümanlığı güzelleştiren ve hakikate varan kimse kendini ilgilendiren şeylere yönelir, ilgilendirmeyen şeylerden de göz çevirir kendini ilgilendirmeyen şeylerle uğraşmak, heva ve hevesinin peşinde olan, Mevlasının rızasından yoksun kalan tembellerin işidir. Kim kendine emredileni yapmaz, emredilmeyen şeylerle uğraşırsa, işte asıl yoksunluk, asıl ölüm ve huzurdan kovulman budur. Dünya işiyle uğraşmak için dürüst bir gayeye sahip olman gerekiyor. Yoksa sevilmez olursun.'' Önce kalbini temizlemeye uğraş çünkü bu farzdır. Sonra Allah'ı tanımaya çalış. Kökü ziyan edersen dallarla uğraşman işe yaramaz. Kalbin pisken organlarının temiz olmasının fayda etmez. Organlarını Hazreti Peygamber'in sünnetiyle, kalbini de Kur'an'ın emirleriyle amel ederek temizle. Kalbini koru ki organların da koruma altında olsun. Küpün içinde ne varsa dışarı o sızar. Kalbinde ne varsa organlarına o sızar. Akıllı ol. Bu senin yaptığın ölüme gerçekten inanan kimsenin yapacağı şey değildir. Bu senin yaptığın bir gün Allah'ın huzuruna çıkmayı bekleyen ve hesaba çekilmekten, yaptıklarının en ince ayrıntısına kadar tartışılmasından çekinen kimsenin yapacağı iş değildir. Sağlam kalp tevhid, tevekkül, kesin inanç, başarı ve bilgi ve Allah'a yakınlık doludur. Bütün insanlara acizlik, aşağılık ve fakirlik gözüyle bakar. Bununla birlikte küçük bir çocuğa bile büyüklenmez. Allah adına bir ibadet ile vası olarak kafirlerle, münafıklarla ve günahkarlarla karşılaştığı zaman bir canavar kesilir. Allah'ın huzurunda adeta çöpe atılmış bir et parçası olur. Salih, Allah'tan korkan ve haram olma şüphesi taşıyan şeyden bile kaçan kullara karşı da alçak gönüllü davranır, onlara boyun eğer. Allah bu nimetle olan kimseleri, onlar kafirlere karşı katı tutumlu, kendi aralarındaysa şefkatlidirler diyerek anlatmıştır. Abidatçı, yazık sana! Allah'tan başka hiç kimse hiç kuşkusuz Allah benim demeye yeltenemez. Allah konuşur, dilsiz değildir. Bundan dolayı Musa'ya konuştuğunu aktarırken sözünü pekiştirmiş ve Allah Musa'yla gerçekten konuştu buyurmuştur. Onun işiten ve anlaşılan bir konuşması vardır. Musa'ya, ey Musa ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım buyurmuştur. Ben Allah'ım sözüyle ben bir melek, cin ya da insan değilim demek istemiştir. Alemlerin Rabbi sözüyle de Firavun'un ilahlık iddiasında yalan söylediğini ifade etmiştir. Çünkü o ben sizin en büyük Rabbinizim diyordu. Dolayısıyla Allah'ın bu kelamı Allah benim ne Firavun ne de bir başkası değil demektir. Musa o sıkıntı ve darlığın içine düşünce imanı ve yakini imdadına yetişti. Gecenin ve üzüntünün karanlığında içinde bulunduğu sıkıntıdan dolayı hanımı için endişelenince Allah ona nurunu gösterdi ve Musa her zamanki çareler ve çözüm yolları üretme adeti üzere burada bekleyin ben bir ateş gördüm dedi. Ben bir nur gördüm yani sırrım, kalbim, özüm ve manam bir nur gördü. Yazgım ve hidayetim geldi beni buldu. Beni insanlara muhtaç etmeyecek çarem geldi. Bana Allah'a yakınlık ve halifelik geldi. Bana kök geldi, dal gitti. Bana hükümdarlık geldi, man sahipliği devri bitti. Firavunun korkusu benzen gitti, ona geçti. İşte böyle diyerek Musa ailesine veda edip onları Allah'a emanet etti ve yürüdü gitti ailesini de hiç kuşkusuz Allah'ın korumasına bıraktı. Mümin de aynı Musa'n gibi Allah'a yakın olup Allah onu yakınlık kapısına çağırınca kalbi sağa sola öne arkaya bakar, hakka bakan yön dışında bütün yönlerin kapalı olduğunu görür. İşte o zaman benliğine, heva ve hevesine, organlarına, alışkanlıklarına, ailesine ve sahip olduğu her şeye ben Rabbimden gelen kalp nurunu gördüm, ona gidiyorum, dönüşüm varsa dönerim der. Dünyaya, dünyadaki her şeye, sebeplere ve nefsin arzularına elveda eder. Bütün insanlara, sonradan olma her şeye, bütün yaratılmışlara veda eder ve yaratana doğru yol alır. Hiç kuşkusuz Allah onun ailesini, çocuklarını ve dünyadaki bütün şeyini üstlenecek, onu koruyup gözetecektir. Öyle haller vardır ki uzaklardan saklanır, yakınlara verilir. Kin besleyenlerden saklanır, sevenlere verilir. İnsanların çoğundan saklanır da bir iki kişiye verilir. Bu kalp sağlam olup bulanıklığı gidince Allah'ın çağrısı altı yönden gelir. Bütün peygamberlerin, sıddıkların ve velilerin çağrısını işitir. İşte o zaman Allah'a yaklaşır ve hayatı Allah'a yakınlık, ölümü de uzaklık olur. Allah'ın kendine fısıldamasına razı olur ve bu onun için her şeye değer. Dünyanın kendinden uzaklaşmasına hiç aldırış etmez. Açlığa, susuzluğa, çıplaklığa ve onurunun kırılmasına hiç aldırmaz. Müridin rızası ibadetleridir. Murad olan Allah tarafından istenen arif kulun rızası Allah'a yakınlıktadır. Ey zoraki iş yapan, nedir bu yaptığın, nedir şu üzerinde olduğun yol? Bu iş gündüz oruç tutmakla, gece namaz kılmakla, giyecekte ve yiyecekte sertik ve katılıkta bitmez. Benlik, heva ve heves, doğa, bilgisizlik ve İşin insanlar eliyle yürüdüğü düşüncesi varlığını sürdürürken bunların hiçbir anlamı yoktur. Bunlarla ortaya bir şey de çıkmaz. İhlas ol. Seni dünyaya bağlayan şeylerden sıyrıl ve doğru sözlü ol. O zaman kurtuldun, amacına ulaştın ve yüceldin demektir. İşi sahibine bırakırsan kurtulursun. Allah'a uy ki başarılı olasın. Sen razı ol ki senden razı olunsun. Sen koş ki Allah seni hedefe ulaştırsın. Allah'ım, dünyada ve ahirette işimizi sorumluluğuna al ve sen yürüt. Bizi ne kendimize ne de insanlardan herhangi birine bırakma. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Cebrail'e: "Ey Cebrail, falancaya git, uyut." falancayı kaldır der. Bu iki türlü anlaşılabilir. Birincisi şudur: Beni seven falanca kolumu kaldır, sevdiğin falanca kolumu da uyut. Bu beni sevdiğini iddia ediyor. Bundan dolayı benim onunla biraz tartışmam ve onu kendi yerine yerleştirmem gerekir ki benden başkasıyla beraber olan varlık yaprakları bir bir dökülsün. Onu kaldır ki iddiasının delili ortaya çıksın sevgisinin gerçek olup olmadığı anlaşılsın. Falanca kolumu da uyut. Çünkü o çok yoruldu. Yanında benden başka hiçbir şey kalmadı. Sevgisi benimle birlikte oldu ve iddiası delili gerçek oldu ve bana verdiği sözünü tuttu. Şimdi sıra benim ona verdiğim sözü tutmaya geldi. O misafirdir. Misafir yorulmaz ve ondan hizmet beklenmez. Onu lütuf kucağımda uyutur, ihsan soframdan yediririm. Onu yakınlığıma alıştırırım ve benim dışımdaki her şeyden vazgeçiririm. Onun sevgisi sağlam oldu. Sevgi sağlam olunca hükümlülük ortadan kalkar. Bu ifade şöyle anlaşılabilir. Falanca kulumu uyut çünkü onun sesinden rahatsız oluyorum. Falanca kulumu da ayakta tut çünkü ben onun sesini dinlemeyi seviyorum. Seven kulun kalbi Mevlası dışındaki her şeyden aranınca sevgili olur. Allah'ı birlemesi, ona güvenmesi, inancı ve Allah'ı tanıması tamamlanınca Allah'ın sevgili kulu olur. Bedbahtlığı gider, rahat erer. Kim hükümdarlardan birini sever de aralarında uzak bir mesafe olsa sevgisine yenik düşer ve gerisin geriye yöresine geri döner. Yolda aydınlığı karanlığa katar, zorluklarla ve korkularla yüz yüze kalır. Evinin kapısına varıncaya kadar ne yediğinden bir tad alır, ne içtiğinden. Hükümdar onun bu durumundan haberdardır. Ulaklarını ona gönderir de ona hoş geldin derler ve onu hamama götürüp kirini pasını giderirler. Ve ona en güzel giysileri giydirip güzel kokular sürer ve hükümdarın huzuruna iletirler.'' Hükümdar onunla yakın ilişki kurar, sohbet eder, durumunu sorar. Onu en güzel cariyelerinden biriyle evlendirir ve mülkünden ona ihsanda bulunur. Böylece o hükümdarın sevgilisi olur. Bundan sonra hiçbir korku ve zorluk kalır mı? Ya da şehrine geri dön demek ister mi? Onun yanında mekan ve güven bulmuşken ondan ayrılmayı nasıl dileyebilir ki? Gönül Allah'a ulaşınca onun yakını ve sırdaşı olur. Onun yanında güven bulur. Artık ondan başkasına dönmek istemez. Gönlün bu makama ermesi farzları yerine getirmekte, harama ve nefsin arzularına sabretmekte ve helal ve mübah olan şeylerden de heva ve hevesine, arzularına ve varlığına uymadan dünya malından yararlanmakla gerçeği ölçüde haram şüphesin taşıyan şeylerden uzak durmakla ve dünyadan tamamen gönül bağını koparmak da olur. Dünyadan tamamen gönül bağını kesmekse Allah'tan başka her şeyi terk etmek, benliğe, heva ve hevese ve şeytana karşı gelmek, kalbi bütün insanlardan temizlemek ve insanların övgü ve yergisinin verip vermemesinin ve ona karşı sergiledikleri bütün davranışların ona göre bir olmasın demektir. Bu işin başı Allah'tan başka tanrı olmadığına tanıklık etmek, son nokta saysa bütün nesneler ve davranışların birbirinin aynı olmasıdır. Kim bunu başarabilirse nefsi, heva ve hevesi ölür. Doğasının ateşi söner, şeytana boyun eğer. Dünya ve dünya yolcularının gözünde küçülür, ahiret ve ahiret yolunun yolcuları yücelir. Sonra ikisinden de yüz çevirir ve Mevla'sına yönelir. Kalbinin insanlar içinde bir yolu olur ve o yoldan hakka doğru ilerler. İnsanlar onun için sağa sola çekilir, kenara çekilip yolunu boşaltırlar. Doğruluğunun ateşinden ve sırrının heybetinden kaçarlar. Bir kimse bunu başardığı zaman kimse onun geri çeviremez ve hakkın yolundan alıkoyamaz. Bayrağı geri çevrilmez, ordusu yenilgiye uğramaz, kuşu susmaz, tevhid kılıcı körelmez. İhlas adımları dermansız kalmaz, işi ona zor gelmez, hiçbir kapı ve kilit önünde durmaz. Kapılar ve kilitler uçar, bütün yönler ona açılır. Rabbinin huzuruna varıp hazır oluncaya kadar hiçbir şey onun önünde duramaz. Böyle kuluna Allahu Teala lütufta bulunur. Onu kucağında uyutur, lütfundan yedirir ve üns, yakınlık şarabından içirir. İşte o zaman hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin aklının ucundan geçmediği şeyleri görür. Bu kulun insanların arasına dönmesi, onların doğru yolu bulmaları ve gerçek mülk sahibi olmaları için bir sebeptir. Bu kulun ermiş ve görmüş olduğu mülk bütün insanları kuşatır. Ötesi insanların oyalandığı şeylerdir. İnsanlara yol gösterici, elçi ve hakkın kapısının göstericisi olur. İşte o zaman melekut aleminde oğlu diye çağrılır. Bütün insanlar onun kalp ayaklarının altında kalırlar ve onun gölgesi altında gölgelenirler. Saçmalama Sen senin olmayan, yanında bulunmayan bir şeyin kendine ait olduğunu iddia ediyorsun. Benliğin bütünüyle sana hakim olmuş. Kalbinde insanlar ve dünya var. İnsanlar ve dünya kalbinde Allah'tan daha büyük. Sen Allah dostlarından çok uzaksın. İşaret ettiğim halleri ermek istersen kalbini her şeyden temizlemeye çalış. Emirleri tut, yasaklardan kaç, kaderine sabret ve dünyayı kalbinden çıkar. Bundan sonra bana gel ki seninle konuşayım ve bunun ötesini sana haber vereyim. Bunu yaparsan istediğini elde edersin. Bunu yapmadan önce konuşmak boşunadır. Yazık sana! bir lokma yiyeceğin azalıyor, bir tanecik tohumun ziyan oluyor veya onurun kırılıyor da hemen kıyametin kopu veriyor ve Allah'a karşı gelmeye, şikayet etmeye başlıyorsun. Sinirini, eşini ve çocuğunu döverek çıkarıyorsun. Dinine, peygamberine sövüyorsun. Akıllı ve uyanık kimselerden olsaydın, Allah'ın huzurunda susar ve onun bütün yapıp ettiklerini kendin hakkında bir nimeti bilirdin.'' sakince durup Allah'la didişmediğin, nankörlük etmeyip şükrettiğin, kızmayıp razı olduğun, şikayet etmeyip sustuğun zaman sana Allah kuluna yeterli değil mi denir? A aceleci, sabırlı ol ki güzellik de ve afiyet de iyisin. Sen Allah'ı tanımıyorsun. Tanısaydın onu başkalarına şikayet etmezdin.'' tanısaydın huzuruna dilsiz olurdun. Dua ederek ondan hiçbir şey istemez ve hiçbir şeyde ısrarcı olmazdın. Bunun yerine ona uyum gösterir ve onunla beraberliğe sabrederdin. Akıllı ol. Bütün işinin yoluna girmesi ve bütün menfaatlerinin gerçekleşmesi gerekmez. Allah ne tür bir davranış sergileyeceğini göstermek için sana sıkıntı verir. Senin verdiği söze güvenip güvenmediğini Allah'ın seni gördüğünü ve bildiğini bilip bilmediğini dener. Bilmez misin ki bir işçi hükümdarın evinde ondan bahşiş vermesini istese bu davranışı kabalık ve açgözlülük olarak algılanır ve derhal evden atılır ve kendisine bunun istemeye ihtiyacı var denilir. Kulun kalbinde hırs, açgözlülük, dünya isteği, korktuğu ve beklediği insanlar varken imanı olgunlaşmaz.'' Bu da ancak sürekli düşünmekte ve peygamberlerin ve salih kulların hallerine bakmakla. Allah'ın onları düşmanlarının elinden nasıl kurtarıp onlara yardım ettiğine ve çıkış kapısı hazırladığına bakıp üzerine düşünmekte olur. Doğru ve sağlam düşünce olunca tevekkül de sağlam olur. Dünya kalpten gider, insanlar, cinler, melekler ve bütün varlıklar unutulur ve hak anılır. Bu kalbin sahibi kendinden başka sanki hiç kimseye yaşatılmamış, kendinden başka Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmek de görevli kimse yokmuş, Allah kendisinden başka kimseye nimet vermemiş, sanki bütün yükümlülükler onun sırrı ve kalbi üzerine yüklenmiş gibi olur. Bütün çeşitliliğine rağmen yükümlülük dağlarını yükümlü kılandan bir mektup olarak görür ve kulluğunu ve boyun eğmesinin gerçeğe dökmek için onlara yüklenir. Hem insanlar için hem de Allah için taşıyıcı olur. Kendisi insanların doktorudur. Rabbi de onun doktorudur. İnsanların Allah'a açılan kapısı ve onunla insanlar arasında elçi olur. İnsanların Allah'a giden yolda ilerlerken ışık aldıkları bir güneş olur. İnsanların yiyeceği yemek, içeceği su olur da onların yanından hiç ayrılmaz. Kendine verilen bütün nimetleri insanların faydasına sonar ve kendini tamamen unutur. Nefis, heva ve heves ve doğa hiç yokmuş gibi olur. Kendini ve insanları unutur da varlığını Allah'la söndürür. Tek arzusu insanlara faydalı olmaktır. Nefsini Rabbinin kazasına teslim etmiştir. Tamamen Allah'ın tarafındadır. Bu insanları Allah'ın kapısına çekmek isteyen kimselerin özelliğidir. Sen hevesine düşkünsün. Allah'ı, peygamberlerini, havvasını, seçkin kollarını bilmiyorsun. Dünya ile gönül bağın olmadığı züt iddiasındasın ama dünyayı istiyorsun. Senin zahittiğin kötürüm, ayakları yok. Tek arzu ve isteğin dünya ve insanlar. Senin Rabbine karşı hiçbir yönelişin yok. Gel de önümde dur. Her şeyden önce benim hakkımda güzel düşün.'' ve bana saygılı davran ki sana Rabbinin yolunu göstereyim ve tanıtayım. Kibir elbisesini üzerinden çıkarta tevazu elbisesini giy. Boyun ey ki yücelisin, mütevazı ol ki yükselisin. Senin içinde ve üzerinde bulunduğun her şey Allah'ın kıymet nazarıyla bakmadığı kuru bir hevestir. Bu bedenin yaptığı şeylerle olmaz. Önce kalbin çalışması ardından bedenin çalışmasın gerekiyor. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam göğsünü göstererek züt buradadır, takva buradadır, ihlas buradadır buyurmuştur. Kurtuluş isteyen kimse mürşitlerinin ayakları altında toprak olsun. Bu mürşitlerin özellikleri nedir? Onlar dünyayı ve insanları terk edip onlara ve arştan ferşe her ne varsa her şeye veda edenlerdir. Bütün eşyayı terk edip geri dönüşü olmayan kimsenin vedası gibi veda edenlerdir. Bütün insanlara ve nefislerine veda etmişlerdir. Onların varlığı bütün hallerinde Rableriyle beraberdir. Kim nefsini varlığına sürdürürken Allah'ı sevdiğini indi ederse kuru bir heves içinde ve sayıklıyor demektir. Zahit ve abid geçinenlerin çoğu insanların kollarıdır ve onlara Allah'a şirk koşarlar. Sebepler üzerine konuşmayın, onlara Allah'a şerik koşmayın ve onlara güvenmeyin ki bütün sebeplerin yaratıcısı olan Allah size kızar. Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uyanların akidesi şöyledir. Kılıcın kesmesin doğasından kaynaklanmaz. Onu kesici kılan Allah'tır. Ateşin yakıcılığı da doğasından kaynaklanmaz. Onu yakıcı kılan Allah'tır. Yiyeceğin doyuruculuğu da doğasından değildir. Onu doyurucu kılan Allah'tır. Suyun kandırıcılığı da doğasından değildir. Suyu kandırıcı kılan Allah'tır. Bütün çeşitliliğiyle sebeplerin tümü böyledir. Sebepler üzerinde tasarruf eden Allah'tır. Sebepler Allah'ın önünde aletlerdir. O ne isterse onu yapar. Gerçek fail, yapan o olduğuna göre siz bütün işinizde neden ona dönmüyor, ihtiyacınızı ona bırakıp bütün durumlarınıza tevhide tutunmuyorsunuz? Bu açıktır ve akıllı olan hiç kimseye gizli değildir. Allah'a itaat edin. Çünkü Allah kendisine itaat edeni yüceltir. Ona karşı gelmeyin. Çünkü Allah kendisine karşı geleni alçaltır. Yardım etmek ve yardımsız bırakmak onun elindedir. Dilediğini yardımıyla yüceltir, dilediğini de yardımsız bırakarak alçaltır. Dilediğini bilgiyle yüceltir, dilediğini bilgisizlikle alçaltır. Dilediğini yakınlığıyla yüceltir, dilediğini de uzaklığıyla alçaltır.